Hepinize merhaba sevgili Mibular. Bugün Poppy Playtime'ın Chapter 2'sini oynuyor olacağız. Aslında geç bile kaldım. Çıkalı bir iki hafta oldu ve yavaş yavaş spoiler almaya da başladım oyuna dair. Şimdi Poppy özgür olduğuna göre buradan kaçmak için kovalamacamıza başlıyoruz. İlk bölümde bir mektup almıştık. O mektup bizi burada çalışan insanlar olduğunu ve onları gelip kurtarmamız gerektiğini söylemişti bize. Ama bir çocuğun elinden yazılmış gibi de duruyordu. Yine bir reklamla başlıyoruz galiba. Evet. Mamelon Gang'i göreceğiz burada. Daha sonra geldik oraya ve bir tane Poppy, neydi Poppy'nin Türkçesini unuttum. Bir tane gelincik çiçeği vardı. O çiçeğin arkasında saklanıyoruz. Oraya gel demişlerdi bize mektupta. Orayı bulduk. Ama insan bulmadık. Onun yerine bir tane dolabın içinde bir bebek bulduk. Poppy. Biz ona dokunduğumuzda da gözlerini böyle açtı, böyle bir korkmuş şekilde. Onu kurtarınca dedi, "Aa, sonunda diyor beni kurtardın." Onunla beraber Chapter 2'de maceramıza başlıyor olacağız şimdi. Şimdi önce bir Mami Long Leng'in reklamıyla başlıyoruz. Playtime Co.'nun yeni oyuncağı. Bu bölümün kötü karakteri de o zaten, mutlaka görmüşsünüzdür. Umarım çok korkmadığım bir bölüm olacak. Çok korkmak istemiyorum şu sıralarda. Ne abi, çocuk bahçesi, çocuk parkı çok korkunç bir şey. Bu Chapter 1'den gördüler bunlar. Oraya geçsem olur mu mesela? Bir şey ilgilendiriyor mu bizi? Abi şuna bak, bu ne ya? Karanlık, gereksiz. Ben tırsıyorum abi, ben tırsıyorum. Aaa, Poppy lanet olsun. Normalde o kadar korkunç gözükmüyor oyunda aslında be. Ya bez bebek. Korkunç bir şey. Artık üretmeyin bez bebek lütfen. Tek korkum da oyunun kasması. Çünkü oyunun optimizasyonu kötü olabiliyor. Optimizasyon kötü oldu mu çok kasıyor. Mesela bak şu an acayip FPS düşüyor. Neden? Ve neden görüntüde bozukluk var gibi duruyor benim ekranımda, bilmiyorum. Bak. Blur mu var o yüzden mi ya? Bir ayarlarda gezineyim. Neden bilmiyorum ama bende bir tuhaf gözüktü oyun. Biraz ayarlarını düşürdüm. Umarım daha iyi olacak. Yine kollarımız var. Umarım kalkmıyordur. FPS düşmüyordur. Yani ya düşüyorsa da artık yapacak bir şeyim yok. Çünkü benimle alakalı bir şey değil. Burada geçemediğimiz bir kapı mı vardı daha önceden? Sanki şimdi oradan devam edecek oyun. Geri gidemiyoruz. Arkamıza eşyalar dizmişler. Burada kapı var galiba. Evet, buradan gidebiliyoruz. Abi çok kasıyor bir yerden bir yere gidince ve nedense ben görüntüyü çok dandik görüyorum. Koşalım, acı oyalanmayalım. Hemen korkacağımız yere doğru ilerleyelim. Biraz ses vereyim hatta da daha çok korkayım. İki yola ayrılıyor burası. Bakın bak, oyunun hatasına bakın. Buradaki duvar yok abi. Buradan direkt gidebiliyorum. Buradan direkt şuraya speedrun'da taktik hatta bu duvarı kodlamamaları. Bunu görmüştüm, biri paylaşmıştı, duvarı kodlamamışlar speedrun'da hile yapıyorlar diye. Patch atarlar dedim, bir hafta iki hafta geçti hala umursamamışlar. Yani buradaki duvar yok arkadaşlar. Yani şu an ben bunu 20 Mayıs'ta oynuyorum ve oynanıyor. Bir sıkıntı yok. Duvardan geçebiliyoruz. Oradan geçemediğim için buradan ilerleyeceğim. Yeni bir sistem gelmişti. Bak bunu da duydum zaten sürekli. Şuraya kanca atıp gidebiliyoruz kancadan ama galiba momentum kazanmam gerekiyor öncesinde. Yani böyle yapacağım. Böyle bırakırsam. Beceremedim. Daha burada takıldık. Yandık biz. Bir de ilk chapter'a göre daha uzunmuş bu bölüm. Ya nasıl bırakacağım? Bir saniye, ben bunu anlamadım. Ulan o kadar kolay gözüküyordu millet yaparken. Aa, gidemiyorum. Neden yapamıyorum ben bunu? Şu an izleyenler muhtemelen ekranı yumrukluyor abi. Heh. Biraz kolu toparlayacağız. O şekilde zıplayınca oluyor. Oyalanmak istemiyorum. Koşarak ilerleyeceğim. Basalım. Altyazıları açabiliyor muyuz? Şuradan bir altyazı varsa açmak istiyorum çünkü göremiyorum neyi. Ne dediklerini anlamıyorum. Kısa oluyor ses. Ve yok galiba altyazı seçeneği nedense oyunda. Üzücü. İlk bölümde vardı. Ya ne kadar dandik arayüz bu arada. Yok. Bir şey demek istemiyorum. Load game de demeyeceğim. Neyse. Duyduğum kadarını açıklayacağım artık size. Buradan gidemiyorum. Buradaki grappling hook'u yapmam bir işe yaramadı mı yani? Kaptan geçeceğiz belki de ya. Şunları bir temizleyelim. Yanlış yapıyor olabilirim. O kadar bilmiyorum neler yapılacağını. Kaptan geçecekmişiz. Anahtar aldım. Envanter varmış bir de artık. Key. Soru işareti. Key. Yani
Kol orada unuttum bu arada. Herhalde az önceki gittiğimiz kapıyı nasıl gideceğimizi çözmüş olduk. Biraz dandik yapmışlar gerçekten yani. Oynayınca anlarsınız. Belki dışarıdan anlaşılmıyordur ama hiç güzel yapamamışlar. Elliot Ludwig yani Puppy Playtime şirketinin kurucusunun odasına giriyoruz. Ve bir tane altın oyuncak bulduk. Soru işareti, soru işareti. Bunu bulmuşuz. Değdi. Çevirip bakabiliyoruz böyle. Çok dandik olmuş bu şeyler ama hiç yapamamışlar ya. Hani kötülemek istemiyorum ama. Envanter eklemiyor mesela böyle şeyler. Yanımızda saraya götürsek bazı yerlerde bebek lazım oluyor. Kaset takıp oyunun lore'una dair detaylar öğrenebiliyoruz ama. Zaten oyunun lore'una doğru dair bir sürü detay eminim herkes öğrenmiştir. Kaseti eyle mi alıyorduk? Takıp bakalım çok zamanımız almazsa. Çünkü aldığı da yok. Biraz ben de çevirmekte zorlanacağım. Poppy Playtime'ın kuruluşundan falan bahsediyor galiba. Hatta büyük YouTuber'larda video bile çekmişler. Yüzünü kapatıyorlar. Ben size özetini geçeyim ya. Elliot Ludwig yani buranın kurucusu. Çocuğu kaza geçirip ölmüş. Ondan önce çok büyük bir oyuncak yaratıcısıymış. Çok güzel fikirleri varmış sürekli. O karanlık zamanlarında bile bir süre sonra şirkete dönüp oyuncak yapmaya devam etmiş. Bize detaylı söylemiyorlar ama muhtemelen o şeyi yapmaya uğraştı. İnsanları oyuncakların içine koymaya çalıştı. Ne yapıyorsun oradan? Üzgünüm, seni korkutmak istemedim. Sadece gücü açmaya çalışıyordum. Ne kadar tatlı Poppy, bakar mısın? Hep böyle kalsa yani. Korkunç olmasa oyun da böyle tatlılıkla gitse. Ama olur mu? Öyle bir şey mümkün mü? Bu oyunda bir sıkıntı var ama ben çözemedim. Neyse. Poppy bana elektriği getirmeye çalışıyorum dedi ama beceremiyor galiba. Nereye götüreceğim ki? Buraya mı? Ha, ikisine de değmesi lazım. Kolunu geri çek. Şöyle yapalım. Poppy çekil oradan. Poppy çekil oradan. Tutamıyor mu ya? Adamlar nasıl yapacağını bilmemiş ki daha. Yani oyunu biz oynuyoruz ama zaten sıkıntılı bir şirket biliyorsunuz bunu yapanlar. Ve yetişiyor işte. Oldu mu? Olmuş olması lazım. Uzun zamandır burada sıkışıp kaldım diyor Poppy. Ha buradan geleceğim. Okey. Niye olmuyor? Niye kolu çekemiyorum kendimi yukarı? Yine bu karanlık yerlere gidiyoruz Poppy. Beni buralara sokma işte ya. Poppy çok tatlı olmuş ama ben bu bölümde yani Poppy'nin duruşunu beğendim. Sadece ekranda niye beyaz noktalar var onu anlamadım. Geri döndük geldiğimiz yere. Seni görüyorum. Bu taraftan. Nasıl geleceğim oradan? Ya sıkıntı ne biliyor musunuz? Oyun sesi çok az çıktığı için ses açıyorum. Birazdan jump scare geldiğinde altıma sıçacağım burada. Çünkü çok fazla ses çıkacak bu sefer. Poppy'yi kurtardık. Poppy zaten kendi de kurtulmaya çalışıyormuş. Geçen bölümde Poppy'yi kurtardık. Abi burası ben yapamayacağım var ya. Beceremeyeceğim bunu. Sallanmak çok zor. Umarım ileride en önemli mekaniklerden biri olmayacak. Kimse isteyerek burada değil. Diyor aradaki yazı. Ayağa kalk. Lütfen çok geri atma. En baştan başlamayayım oyuna. Atlayamadığım yerden tekrar alırsanız sevinirim. Kapının açılışından tekrar alıyormuş. Biraz sıkıntı olacak. Çünkü yükleme ekranı uzun sürüyor. Lütfen yanlış yapma Yılmaz. Oldu oldu oldu. Oldu ama nerede jump scare'imiz? Kapılar açılmıyor galiba hiçbir zaman ya. Ya zaten bir lineer bir oyun. Şey yapamıyorsunuz. Kafanıza göre gezemiyorsunuz. Yarı kedi, yarı arı. Poppy aşağı iteyim mi? Poppy aşağı iteyim mi? Dinle. Bana güvenmen lazım dedi ama bir el alıp onu götürdü. Hayır Poppy, hayır Poppy ne oldu? Peşine atlıyor muyuz Poppy'nin? Atlamıyoruz. Çıkıp gidiyoruz buradan. Normal bir insan öyle yapardı ama oyuna devam etmesi için Poppy'nin peşine atlamam gerekiyor benim. Ne kadar düşeceğiz abi? Düşüyor muyum şu an? Ekran siyah olduğu için görmüyorum. Belki de düşmüyorum. Olduğum yerde duruyorumdur. Tamam düşüyormuşuz. Kaydıraktan geldik abi. Çok iyi ya. Yani korku oyunu olmasa çok eğlenebilirdim. Bir de isimler yazıyor. Eddie, MNR, Late, Pierre, Elliot, Ludwig. Oradan geldik zaten. Herhalde şirkete gelenler, patronlar o şekilde geliyor. İçeriye
Şey yaparak geliyorlar. Ne rast yemeli mi? Önce direkt nerede yemesi lazım. Çok sinir bozucu bir sıkıntımız var şu an. Buna deyince de o şey mi gidiyor? Allah Allah, nasıl yapacağız o zaman bunu? Şimdi benim 5 saat bunu çözmemi izleyeceksiniz arkadaşlar. İyi de bunu şey yapınca gidiyor. Abicim sen benden çok saçma bir şey istiyorsun o zaman. Ben bunu nasıl yapacağım? En ufak kolu kullanacağız. Şimdi olacak. Şimdi olacak. Şimdi olacak çünkü onun çevresinden dolanıyor. Yani bu şekilde bir şey yapacağız. O mavi bu direği kullanacağız büyük ihtimal. Evet. Mavi şeyi kullanacakmışız. Kolum yetecek mi ama bunu yapmaya? Kolları uzatmışlar galiba biraz daha kolaylaşması için. Çünkü bu kadar basit değildi diye hatırlıyorum eskiden. Power geldi. Game Station açılıyor. Game Station'da eskiden çocuklar oyun oynuyormuş gelip. Komutanımız yere geliyoruz gibi duruyor ve de burası. Arkamdan mı gelecek yoksa yukarıdan mı gelecek? Yeni bir oyun arkadaşı. Çok uzun zaman olmuştu. Bu çok heyecanlı değil mi Poppy? Çok heyecanlı anneciğim. Onun adına da konuşuyor. Poppy senin buradan kaçman için sana tren kodunu verecekti değil mi? Ama bu çok sıkıcı olurdu. Neden bunun yerine bir oyun yapmıyoruz bunu? Yani tren kodunu sana vermem için diyor, benimle oyun oynaman lazım. Yani şey... Sen kolumu koparttın mı bu arada? Ben sadece engelli zannettim. Müzik hafıza oyununun oraya git diyor. Mami yanına gelecek diyor. Elimden konuş. Elimden konuş. Oyunu kazanman gerekiyor buradan canlı çıkmak için diyor ve gitti. Ve kolum gitti. Kolumu vereydin. Mami'yi korkutucu bulmuyorum ben açıkçası. Yani jumpscare'lerde tabii ki hoplatır birazcık ama tipini çok korkutucu yapamam. Mesela şu oyuncak daha korkutucu gözüküyor benim gözümde. Playground. Oyun alanını görüyoruz. Eskiden bayağı bir çocuk varmış. Çocuklar üzerine deneyler yapıyor bunlar. Hangisi daha şey durumda, denek olmaya daha iyi aday diye bakmak adına. Ve çok güzel yapmışlar burayı aslında. Galiba optimizasyonu da düzeltmişler. Kartmıyor. Sadece eski televizyon gibi ekranda ben beyaz noktalar görüyorum. Ama kayıt programında görmüyorum. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Ne de iğrenç müzik. Biri söylüyor mu bunu? Ağzına mı mırıldanıyor? Daha fazla bu korkunçluğa maruz kalmayacağım. Gitmemiz gereken tren bu. Bu trene bineceğiz de. Tabii ki o kadar basit değil o trene binmek. Misi... Hagi miydi bu? Misikisi. Neredesin? Bu konuşuyormuş ya. Bastığım şey konuşuyor. Ben diyorum ne konuşuyor ya? Bu el olmuyor. Diğer el olacak. Diğer elimiz yok. İzin verirsen o eli bulacağım. Sağda solda Mami bizi izliyor mu acaba? Böyle korkunç bir detay var mı? Şu ana kadar göremedim ama. Galiba bu oyun çok karanlık olduğu için benim bilgisayarım otomatik bir şeyler yapmaya çalışıyor ve aslında rezil ediyor yaptığı şeyle. Yapmaması gereken bir şey yapıyor. Nasıl açacağız burayı? Müzik hafıza oyunu. Hafızalı müzik oyunu. Aç kolu çekeceğiz. O kadar da ıskalamazsın lan. Lan kolu tut. Müzik ne kadar iğrenç. Oyun istasyonuna hoş geldin. 3 tane çok fena süper düper oyunumuz var sizin için. Her oyun aslında çocuklarda bir şeyi test ediyor. Biri hafızayı test ediyor, biri refleksi test ediyor, biri de çevikliğini test ediyor. Birazdan göreceksiniz zaten ne kadar basit oyunlar olduğunu. Bu oyunun çok yaratıcı fikirlerle dolu olmadığını biliyoruz. Genelde sağdan soldan çalıyorlar karakterleri. Neresi açıldı? Şurası açıldı. Üzerine yani oyunlar üzerine de çok kasmamışlar. İçeri geçemeyeceğim değil mi oradan? Her yerde yine kanlı oyuncaklar.
Buradan bir şey göreceğiz gibi durdu ama hiçbir şey görmedim. Kapı açılmıyor. Buradan gideceğiz o zaman. Ya bu chapter bir de uzun, o sıkıntı. İlk chapter 20 dakikada bitiyordu. Bu chapter onun 3 katı falan olmuş. Ben bir de ilk chapter'lara çok oyalandım. Burada da muhtemelen çok yakalanıp öleceğim. Atlayacağız galiba. Abi Five Nights at Freddy'de de bende de bunda da olan bir detay var. Oyuncak fabrikası çok büyük abi. Bu kadar büyük olamaz bir oyuncak fabrikası. Bir sakin olun. Elektriği nereden yakıyoruz? Çok karanlık burası. Allah Allah. Karanlıkta mı gezeceğim abi? Çok karanlık. Hiçbir şey görmüyorum. O kadar karanlık. Ha, şurada da ışık varmış. Tamam. Hadi ışık olsun. Heh, şimdi görüyorum ne olduğunu. Ben el istiyorum. Gel, bence elektriği bir yerlere götürmemiz gerekiyor. Ha, önce bunlara basacağız. Önce bu. Okey. Kaset var ayrıca. Kaseti alalım. Lore'unu görürüz oyunun. Buraya demir dökülüyor galiba. Ellerin demirden yapıldığını düşünmüyorum ben. Plastik dökülüyordur. Ya kendimize yeni bir el yapacağız. Mami az önce elimizi kırdığı için. Mami Long Link. Anne uzun bacak. Ayrıca bir örümcek çeşididir Mami Long Link. Ve gerçek hayatta Spaghetti Betty miydi? Betty Spaghetti miydi? Öyle bir oyuncak türü vardı. Onlara ithafen yapılmış bir şey. Onlara bir gönderme. Yani gerçekte de var Mami Long Link'e benzeyen bir oyuncak. Ne oluyor abi? Sadece düğmelere bakıyorum. Bir şey olmuyor. Diğerine geçemiyoruz. Demek ki bir şey yapmam gerekiyor sırada öncesinde. Evet, boruyu düzeltmem gerekiyormuş. Çünkü her seferinde boşluğa gitti yaptığım erimiş metal. Erimiş metal diyorum. Erimiş plastik. Şimdi buraya gidecek. Burada elinin üzerine dökülecek. Yeni bir el yapmış olacağız bu sayede. Bir şey yapmam gerekiyor mu burada? Ya o kendi oluyor herhalde. Düğmeye basacağım. Hadi. Hadi. Bir şey yapmıyorum. İzlemem gerekiyor. Abi bu biraz sıkıcı değil mi? Bana böyle geliyor. Yani biraz tension'ı arttırmak için mi acaba? Hani böyle beklerken lan bir şey olacak mı lan? Acaba bir şey olacak mı? Yeşile boyuyor bir de eli. No paint in machine. Makinede boya yok. Kapı açıldı sanki arkada ama galiba boya alıp getireceğiz oradan. Nereden acaba boya alıp götüreceğiz makineye? Arkamdan kapı da kapandı bu arada. Mal gibi kalacağım buradan. Ha, şurada yeşil boya var. Tamam, gördüm. Kaset var. Ya nasıl düştün? Salak olman lazım bunun için ya. Bak böyle böyle bu bir saatlik falan bölüm olacak. Ama sıkıntı etmeyeceğim. Yani koyacağım. Bir saat de olsa. Her chapter'ı bir kere oynuyoruz. Zaten kim bilir sonraki chapter ne zaman gelecek. Nereye götüreceğiz boyayı? Neyse ki yani. Biraz takip edersem. Benim korkum bu oyunda şeydi. İlerleyememek, bir türlü becerememek. Mesela gördünüz. Sallanma işini bile yapamadım. Ama zaten oyun lineer olduğu için bize sürekli söylüyor nereden ne yapmamız gerektiğini, nasıl gitmemiz gerektiğini. Sonunda elimize kavuştuk mu abi? Tamam, bir tane yetiyor bana. Bir tane yetiyor bana. Kaseti koymalarının sebebi galiba burada hani bekliyorsun. Git bari kaseti izle. Kafasında bir şey yapmışlar. Yeşil el artık. Kırmızı da değil, yeşil elektriği iletebiliyor. Alabilir miyim? Alabilir miyim? Alabilir miyim? Alamam. Aldım. Oradan aldığım elektriği buraya koyabildim, gördünüz. Hemen de şeyden ilerlemeye devam edelim. Böyle girilmemesi gereken yerlerden. Ki peşimize birileri gelip bizi kovalasın abi. Biz aksiyon istiyoruz çünkü. Az önceki yerin diğer tarafına geçmiş oldum değil mi? Yine arada kasıyor oyunu ha. Ona bir çözüm yok. Evet, şuradan buraya gelmiş oldum. Bir konsol komutuyla buraya gelebilirdim hızlı bir şekilde. Ben tavşancığım falan diye sevimli sevimli konuşuyor. Geldin mi oyun yerine? Ha, oyun yerine geldik. Abi hiç iyi değilim ben bu oyunlarda ya. Bak, yukarıda bizi bekliyor tavşan. Nasıl oynayacağımı mı anlatıyorsun? Welcome to Musical Memory. Simon diyor ki ya aslında bu Musical Memory dediği şey beynimizin şu fonksiyonlarını, yani şuradaki bölgedeki alanları çalışıyormuş. Şu müzik çok korkunç ya.
Ne renk derse ona basmamız gerekiyor. Yanlış yaparsak tavşan bizi kafamızı patlatacak büyük ihtimalle. Ama ölme yok oyunda biliyorsunuz. Sadece bir jumpscare yiyeceğiz. Jumpscare olmuyor. Çünkü jumpscare aniden olur. Ben yanarsam jumpscare yani biliyorum. Jump'ı yok yani artık bunun herhalde. Sadece scare. Evet, Banzo sana yetişirse oyun biter. Devam edince zorlaşıyor tabii ki. Ya inşallah çok uzun sürmüyordur. Bunu 5 saat bunu yapmaya uğraşmak istemem ya. Ya olmadı keserim yani editte. Ne zamanı? Oyun zamanı. Şirketin adı oyun zamanı ya. Neredesin? Bu harika değil mi? Bu oyunu uzun zamandır oynayan kimseyi görmedim. Banzo'nun ne kadar heyecanlı olduğunu ancak hayal edebilirim. Banzo Chika'ya benziyor abi. Ağzı olmayan Chika var ya bir tane. Tamam git. Kaybol. Yanmadım daha. Yanmadım kardeşim, kaybol. Aa, yemek saati geldi. Bu yemek çanıydı. Hani sanki Banzo bizi yiyecek o açıdan. Lütfen tek seferde geçeyim. Lütfen tek seferde geçeyim. Kırmızı. Kırmızı. Çok kolaydı kırmızı. Yeşil. Yeşil. Çok basit. Çok iyiyim oyunda. Kırmızı, yeşil. Artık arka arkaya söylüyor. Kırmızı, yeşil, mavi. Kırmızı, yeşil, mavi. Kırmızı, yeşil, mavi. Aynısını söyledim. Bir daha burada o zaman. Evet. Abi çok uzatıyorsun. Kırmızı, yeşil, mavi, mavi, kırmızı. Yeşil, mavi, mavi, kırmızı. Doğru yaptım, hiç gelme. İkinci rounda başlıyoruz. Kırmızı. Kolay. İki kere kırmızı. Kırmızı, kırmızı, yeşil. Yeşil. Kırmızı, kırmızı, yeşil, mavi. Yeşil. Mavi. Benim şansıma mı acaba çok kolay generate deniyor bu? Kırmızı, kırmızı, yeşil, mavi, yeşil. Kırmızı, kırmızı, yeşil, mavi, violet. Kırmızı, kırmızı, yeşil, mavi, yeşil, violet nerede burada? Mor yani. Kaç round oynayacağız? Kaç round oynayacağız? Yoruldum. Kırmızı. Kolay. Kırmızı, beyaz. Kırmızı, beyaz, orange. Kırmızı, beyaz, orange. Yanmak istemiyorum. Kırmızı, beyaz, turuncu, beyaz. Kırmızı, beyaz, turuncu, beyaz. Kırmızı, beyaz, turuncu, beyaz, turuncu. Kırmızı, beyaz, turuncu, beyaz, turuncu. Aha unuttum. Kırmızı, beyaz, turuncu, beyaz, turuncu, beyaz. Oh be. Oh bitti, round bitti. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kaç round oynayacağız ya? Mavi. Yazıya göre mi, şeye göre mi? Mavi C. C. Mavi C kalp. Mavi C kalp. Abi yeter. Mavi C kalp kırmızı. Mavi C kalp kırmızı. Mavi C kalp kırmızı. Mavi C kalp kırmızı. Mavi J kalp kırmızı P. Mavi J kalp kırmızı P mor. Mavi J J kalp kırmızı P mor. Git buradan, ağzını burnunu kırarım senin. Abi bitsin ne olur ya. Ya abi çok zorlaştırdınız, yeter.
Abi nasıl yapacağım ki bunu? Yanacağım her türlü. Ünlüme bastım, sıfırlamak mıydı o? Baştan başlamayacağız değil mi? Aa, kırdın diyor oyuncağı. Heyecanlandım ya. Yine de iyi bir iş çıkardığın için herhalde bize bir bilet parçası verecek. Tek seferde bitmiyor bu tren bileti olayı. 3 kere vermesi gerekiyor ki treni tam çözmüş olalım. Al hadi. Nerede koydun ki? Nereden alıyorum ki? Çok karanlık, anlamıyorum. Nereye koydun? Ne alıyorum? Nereden alıyorum? Ya buradan alıyorum galiba. Mami bana bir şey vermiyor. Ha, buradaymış ya. Ben de görmüyorum. Önüme koymuş oysa kadın ya. Yazık. Kaset buldum. Şey. Trenin şifresi buradaki oyun karakterlerine, oyuncak karakterlerden oluşuyor. İşte tavşan, misikisi, kedi ve de adı neydi? Mami Longleg. Herhalde atlayıp çıkacağım buradan. Buradan bir şey açıldı ama demiyor ki. Bir jumpscare göremedik ama bu oyunda çok iyi olmam yüzünden göremedik yani, yoksa kırıldı. Her yer dökülüyor abi. Poppy Playtime Company'de. Poppy nerede bu arada? Mami herhalde hala elinde tutuyordu değil mi onu? Belki kaçar, bize yardım eder bir noktada. Portaldaki Whitley gibi yapar diyeceğim de. Zor. Biz bu oyunda amelameli bir şeyler yapmak zorundayız. En çok korktuğum ama bu hafızlı oyunuydu. En azından onu yapabildim. Yani kendimle gurur duyuyorum. Bütün oyunları tek seferde yapıp diyeceğim ki ben çok iyi bir oyuncuyum arkadaşlar, gördünüz. Ya oyunlar kolay ama jumpscare yiyeceğim gerginliğiyle, ki ben korku oyunu da oynamıyorum biliyorsunuz. Heyecan yapabiliyorsunuz. Dinozor şakaları yapıyor bize. Buradan elektrikli yere gidelim. Ya çok sağda solda oyalanmak istemiyorum. Ana hikayeyi görmek istiyorum. Ana hikayede Mami'nin bize oyun oynatması. Taşıyamıyor bu oyuncağı değil mi? Bu oyuncaktan kurtulmamız gerekiyor. Şunu bir çekelim. Bu kadar mıydı? Ya şeyler çok saçma. Heh, şurada galiba çekmemiz gereken şey. Şunu çekeceğiz. Bak, hatta burada oyuncak var, onu da alalım. Normalde bunlarla uğraşmak istemiyordum ama hadi yapalım. Bunu yayınlarda bir kere daha oynarız büyük ihtimalle. Buna elektrik vermem gerekiyor. Elektriği de şeyden alıyoruz. Ya nasıl çıkamıyorum, nasıl çıkamıyorum? Çıkabiliyor olmam lazım ya. O baştaki duvardan geçip buraları hep atlayabilirdim abi ama yapmadım. Elektrik aldık. Elektrik verdik. İnşallah o şeyi alacak oradan her türlü. Almadı mı? Neden almadı? Ve neden burada kaldım ben? O zaman buraya çıkabilmen lazım, yoksa buradan çıkamam. Burada hapis kaldım galiba. Yok, tamam, buradan çıkabiliyorum. Hapis kaldım hemen. Abi bu oyuncağı alabiliyor olman lazımdı benim hesaplamalarımda ya. Bir daha deneyeceğim. Bir kere daha deneyeceğim. Çok denemeyeceğim ama bir kere daha denemek istiyorum. Ya bu uzun bir Poppy Playtime bölümü arkadaşlar. Yani ikiye bölmeyeceğim, şey yapmayacağım. Sadece yeşil elektrik alabiliyor. Al şunu. Aldı mı? Aldı galiba, çekmem gerekiyor bırakması için. Bir tane daha collectible toplamış olduk. Banzo Bunny. Bunu diğer tarafa götüreceğim tahminimce o şeyi kaldırabilmesi için. Yok, bunu götüremiyorum. Bir tane daha olması lazım o zaman burada bunlardan. Ya da diğer taraftan götürebileceğim. Gel gel gel. Burası son yermiş zaten sana. Böyle bir tur atacağız seninle. Kanca kardeş. Amelilik yapıyorum ya. Bazı yerlerde mesela elimizi kullanmak yerine neden bunu kullandığımızı ben anlamıyordum ama mesela burada elimizi kullanma şansımız yok. Şuradan tut da. Neye takılıyorum ya? Bir sürü salak salak oyuncak parçaları var. Buradan döndürüp diğer tarafa götürüyorum. Buradan çekiyorum bunu. En azından benzersiz bir bulmaca olmuş. Bir şeyden çarpmamışlar bunu. Elektrik olayı güzel olmuş. Biraz daha yaratıcı, farklı şeylere imza atmış olmuşlar bu sayede.
Yani Chapter 1'de firmayı çok gömdü herkes ama Chapter 2 o kadar da kötü değil aslında. Ya bunun tam buraya gelmesi de herhalde kolaylık olması adına oyuncuya. Bunu çekmem gerekiyor yine oradan ki engel olmasın bana şeye. Ha burada dursan yeterli, ben zaten buradan basıp gitmek istiyorum. Bir yerde kaset varmış, ayrıca kaseti göremedim bu sefer. Neyse yayında yaparız onları. Ben bugün Chapter 2'yi bitirmek istiyorum sadece. Daha sonra öldüğüm yerleri çıkartarak kısa bir bölüm getireceğim inşallah. Buradan yukarı çıkamıyorum galiba. Kısa bölüm olmaz, 1 saat olur her türlü de. Çünkü zaten çok geniş yapmışlar Chapter 3'ü. Yine orada kol çekmem gerekiyor galiba. Elektrik vereceğiz. Elektrik vereceğiz de nereden alacağız? Ha burada var. Buna mı dolayacağım bir de? Dur beni de götür. Ha buna da değecek. Şimdi mi ona vereceğiz? Aradan gider mi? Hayır aradan gitmiyor. Ha keşke elektriği ona dolaysaydık önce. Bir dakika önce buna basarsam her... Elektrik buna geldiği sürece gidiyoruz galiba. Şuna elektrik değdiği sürece yukarı çıkartıyor beni. Ama aşağı inemiyorum. Buradan onu atma şansım var mı? Heh. Önce yukarıdakine dolayalım. Hatta bu taraftan dolayalım. Daha sonra buna değip... Buna değdim. Ya benim hatam değildi bu işte. Şuradan dola aşağı in. Hı, açıldı açıldı hadi. Geçici süreyle mi açıldı? Ya, düğmeye basınca çıkacak galiba ya. Tamam düğmeye basınca çıkıyor. Ben fazla basıp diye geri iptal mi ettim acaba çıkışını? Çünkü bir şeyler oldu orada. Anlamadım çok ama neyse ilerlemeye devam edelim. Çok boş koridorlarda gidiyoruz. Bu mu jumpscare? İlk bölümde korkmuştum. İlk film diyorum ya. Ama bu bölümde yemedi. Hazır mı abi? Artık korkmuyorum böyle oyunlardan biliyorsunuz. Yersiz korkmak. Aynı yerlere dolaşmıyorum değil mi? Ben buradan gidemiyoruz galiba. Çünkü Mommy Long Leg A atıyor. Gidemeyelim diye. Bir kere daha şeye gelmiş olduk. Game Station'a. Bir oyun daha açılmış olması gerekiyor ama şimdi. Ya şey çok kötü ya. Kırmızı ışık, yeşil ışık oyunu çok kötü. Zorlanacağımdan eminim. Onu yapamayan çok YouTuber gördüm çünkü. Biraz izledim, oyuna baktım. Sevdiğim insanlardan tepkilerini görmek istedim. Ya almak istemedim. Direkt 20 lira çok pahalı çünkü Chapter 2 için. Tamam Chapter 1'i bedava yapmışlar. Chapter 2 de uzun ama 20 lira çok abi. Ben Hollow Knight'ı 15 liraya alıyorum. 70 saat oynuyorum. Hangi oyun açıldı? Hakaba gibi. Yoksa bu mu? Bir dakika treni açabiliyor muyum o sırada? Yeşil elim var. Belki basar gideriz ya. Burada tren kodunu almadan gitme şansımız da varmış. Bunları değiştirebiliyoruz. Değiştiremiyor muyum? Allah Allah. Bunu patchlemiş olabilirler. Speedrun yapanlar bu mini oyunları hiç oynamıyor. Direkt trene gelip treni açtıkları anda kodu girip girebiliyorlar. Kod çok değişmiyormuş. Bazı kısımları rastgele yapılıyor ama kodun ana kısmı öyle rastgele belirlenmiyor. Direkt sabit bir şey var o. Burada benim grafikler bayağı bozuldu. Gölge abi bu çok kötü işte. Bu çok kötü, diğeri daha da kötü. Geldim. Neredesin Mami? Ha nasıl oynanacağını anlatıyor önce. Ya karanlık yapma da bana sıkıntı değil. Olmadı ayarlardan parlaklığı açacağım çok karanlık olursa. Bu reflekslerimizi ölçen bir test. Bir yere oturuyoruz normalde. Tabii ben oturmayacağım şimdi ayaktayım. Şu müzik çok iğrenç değil mi arkadaşlar? Ya en ürkünç müzik diye yazmışlar mı? Nereden bulmuşlar? Deliklerden küçük Hagiwagi'ler geliyor. Onların küçük versiyonları da var satılan. Onlara vuruyoruz. Vuruyoruz gidiyorlar. Ağızlarına bir tane patlatıyoruz. Çat diye kaybol buradan diyoruz. Onlar da tamam abi özür dileriz diyor gidiyor.
Hadi. Duyamıyorum ki mami ne dediğini. Jumpscare yemeden oyunu bitirirsem çok iyi olmaz mı? Normalde diyor bu küçük hagivagilerin arkasında bir ip bağlı oluyor ki çocuklara saldırmasınlar. Ama ben eğlencesi kaçar diye onları kaldırdım diyor. İyi bok yedin. Başlayabilir miyiz? Başladık mı? Başladık mı? Göremiyorum. Göremiyorum, çok karanlık. Göremiyorum, lanet olsun, çok karanlık. Hadi. Lan başladık mı? Başlamış. Buradan. Yavaş yavaş geliyorlar galiba ya. Çok şey yapmıyorlar. Valla başım dönecek ya. Başım dönecek. Başım dönecek. Jumpscare yemeden bitireceğim bu oyunu. Çok iddialıyım. Hadi. Hadi. Göremiyorum. Göremiyorum ya. Göremiyorum. Birden geldi lanet. Kırmızıydı gelen. Jumpscare yemeyeceğim, yemeyeceğim dedim. Kolay olacağını söylemedim. Ayağa kalk. Abi çok uyuz ya. Çok korkunç ya. Hiç beklemiyordum. Niye beklemiyorsun lan? Beklemem lazım. Gösteriyor yani geleceğim geleceğim diye. Abi görünmüyorlar ki. Görünmüyorlar. Gerçekten görünmüyorlar. Çıkıyorlarsa böyle yani gelip beni atlayana kadar, bana atlayana kadar görmüyorum ki geldiklerini. Gördüm ya. Atlarken gördüm ya. Biraz ilerledim bakalım. Yine atlayacak biri üzerime birazdan galiba. Abi görmüyorum. Gerçekten çok karanlık yani. Fazla karanlık. Haksızlık seviyesinde karanlık yani. Var galiba. Bilmiyorum. Rastgele attım. Burada var. Ellerini görüyorum. Burada zaten çıkmış gelecek üzerime. Rastgele atacağım arada böyle. Belki bir tane tuttururum. Tutturursam iyi. Geliyor geliyor, görüyorum. Git buradan. Hitbox'ını daha geniş yapabilirlermiş bugilerin. Çünkü gerçekten vuramıyorum. Az önce vuramadığım için geldi zaten, yakaladı beni. Buradakini zaten göremiyorum, o deliği hiçbir şekilde. Neredesiniz? Neredesiniz? Elim titriyor. Vallahi elim titriyor ya. Vallahi elim titriyor. Terledim, götümden ter akıyor ya. Yeter ya. Gelmeyin ya. Hagi Hagi iğrenç bir oyuncaktır. Daha hırslı gelecek, böyle diyorum. Uzun sürüyormuş bu. Oradakine vururken diğer taraftakileri gelecek ve hiçbir şey yapamayacağım. Nerede? 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 Bak göremediğim deliklerden gelecek. Göremediğim kör deliklerden gelecek. Kör noktalarım var. Kör noktalarım var. Kör noktalarım var. Hadi. Hadi. Git buradan. Gelecek, 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 gördüm. Gelecek, hiçbir yapamıyoruz ya. Geldi. Gelme, 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 gelme. Abi bir duvar boş olmalıydı ya. Bir duvar boş olmalıydı gerçekten ya. Ya kaç seferdir deniyorum, öldüm ya. Bak vurdum, gitmiyor da. Dört duvarda olunca sürekli dönmem gerekiyor. Arkamdakine bazen odaklanamıyorum ve gelip direkt öldürüyor. Yani biraz kaç, ya biraz veriyor şans. Mırıldanıyor böyle, mırrrr yapıyor. Geleceğim, seni geberteceğim birazdan diye. Sonra üstüme atlıyor. Yapıştırıyor, geçiyor. Bak gördünüz, orada duruyor mesela. Bir an kamer kendi döndü zannettim. Lütfen şunu geçeyim ya. Artık oyalanmak istemiyorum bu bölüme yani. Derdim o. Zaman kaybediyorum yani. Benim finallerim var ya. Bak. Vurdum, gitmedi. Parlaklaşınca ama biraz elleri görmeye başladım. Bak. Lütfen gelme. Ne olursun git dostum. Hagi vagi misin? Ne boksun? Hadi. Hadi beni rahat bırak. Hadi. Gittin. Arkamdan bir ses geldi bu arada. Bir de bir şey, rüzgardan bir şey uçtu galiba. Çıkmış bile. Bak karanlık abi. Mesela görmedim onu. Tıkladım ama görmedim yani. Görerek yapmadım bunu. Bir duvara odaklanırsam arkamdakiler beni saldırır. Bak. Bak ya. Benim hatam yok abi. Hitbox'ı çok kötü. Çok kötü hitbox'ı. Çok kötü abi. Rezillik hitbox. Arkamdan bir tane atlayacak. Hazır, eminim. Bak değmedi. Nasıl değmedi? Nasıl değmedi ya? Nasıl değmedi ya? Ya hitbox'ını geniş yapsana ya. Öldüm galiba. Yok, bitti. Bitti bitti, oh. Ya ama çok kötü. Vuruyor mu, vurmuyor yani. El gidiyor böyle bir yüzünü herhalde okşuyor, geri dönüyor bana. Başardın annecik. Seninle çok gurur duyuyor. Ah. Atma, sıçtım ama ben buradan. Hep ya, hep bir şey havada, ne denir ona, tension. Hep bir insan geriliyor. Eline kadar uzun bu arada.
Kolun şeyini de öğrendik. Şu an renklerini. Önce hangi hayvanlar, sonra hangi renkler. Birazdan da sayıları öğreneceğiz galiba. Son bir oyun kaldı zaten. O oyunu da oynarsak trene binip buradan basıp gidiyoruz. Ama tabii ki o kadar basit olmayacak. Burada el bozuluyor nedense bir de. Bunu bir de editlemeye uğraşacağım. Kaç kere öldüm ya? 10 kere öldüm. Hepsini tek tek göstermem de. Bırak o popiyi elinden. Nereden gidiyorum? Nereden gidiyorum? Ha, buradan gidiyorum ya. Oyunun parlaklığını açtım. Gerçekten çok iyi oldu ama. Ben baya baya görmeden oynuyormuşum oyunu. Ama oyunlar bitince galiba bizi öyle tak diye bırakmıyor Mami. Bir başka dertleri de var. Buradan gidemiyoruz. Herhalde buradan çıkacağız. Ya o nasıl ıskalıyorsun onu dostum? Herhalde daha yukarı çıkacağım. Oradan tutunacağım. Ya. Ya hayattaki şansım. Çünkü buradan tutmuyor ki. Şeye takıldık gidip. Ya en çok zorlandığım yer bura olmamalıydı sanki ha. Çek 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 çek. Çeksene ya. Heh, sonunda çıkabildim. Şuradan devam edelim. Bir tane daha şey bulduk, konuşmalı şeyler. Düğmeye basarak bana şeker ver. Şeker veriyoruz diyor. Çok verirsek ölüyor. En son rüya yapıyor. Ya biraz boş bir şey olduğu için çok vakit kaybetmek istemiyorum. Orada zaten Hagi Bagilerin Mocha Wall oyununda çok vakit kaybettim. Buradan nasıl geçeceğim? Buradan geçemiyorum. Şuradan bir kapı daha var galiba. Burayı kıramıyorum deme. Bak aradan bir insanın geçebileceği boşluk var. %100 eminim bundan. Bunu kırmamız gerekiyor galiba. Trenlerin ray olduğuna göre bir tren viren bir şey gelecek. Turkcell sapık sapık beni aramaya başlamış Ercan nedense. Arada yapıyor Turkcell böyle şeyler biliyorsunuz. Hagi vagi. Hagi vagi. Değilsin değil mi? Gidecek bir yer yok. Burada bir şey olacak. Ha pembe bu. Sen onun şeysin. Kisimisi. Karısı yani onun. Kadın versiyonu diyelim. Karısı demeyelim de. Ne yapacaksın? Kolu çek. Kolu çek. Kolu çek. Dudakları sosise benzemiyor mu? Kolunu ne güzel oynattı. Gitme. Gitme. Ya da gitsin mi? Yani gitmese daha iyi olur. Şöyle ayağından tutabilirim şöyle. Hayır. Hayır. Ver ver gidecek ben oraya gidene kadar kaybolacak. Yakalayabilir miyiz? Nereye gitti abi? Kayboldu. Ya bir sürü elektrik bulmacası var şimdi. Bunu alıyorum. Kapı açıldı. Sonra bu elektriği buradan alıp buraya verebiliyor muyum? Evet ama burada kalıyorum sonuç olarak. Başa döndüm. Başa mı döndüm? Ha, burada kol var tamam. Tamam, amaç bunu götürmek büyük ihtimalle. Zaten çok obvious. Acayip belli bir şekilde önümüze sokmuşlar. Şimdi bu kapının açılması lazım. Çok yavaş çekiyoruz ayrıca bunu. İtsek daha kolay olur. Şuradan elektrik alabiliyoruz. Sonra elektriği buraya versem. Burası açıldı. Bir de buraya mı elektrik vermem lazım? Ha bura kapanıyor o zaman. Benim bunu çözmem çok zaman alacak biliyor musunuz? Çünkü o kadar kafam yok, benim beynim yok. İkinci bir tane elektrik götürebiliyor muyuz? Buna verdim. Ha, bunu alınca o gidiyor. Bir tane daha elektrik kaynağı var mıydı şuralarda bir yerde? Yok. Burada belki. Az önce buradan geçtim değil mi ben? Allah Allah. Benim bunu çözmem de çok zaman. Orada bir şey oynadı gibi gördüm ama umarım yanlış görmüşüm. Muhtemelen buraya elektriği vereceğiz. Bu tarafa geçeceğim. Bu elektriği buraya vereceğim. Kolu çekeceğim. Zaten kolu çekmek tamam. Bunu götürmek asıl olaydı. Bunu bir çekelim şuraya da. Ondan sonra ne yapacağımızı anlayacağız, çözeceğiz. Kaset var. Takalım kaseti o sırada. Bakın bu işte Jacksepticeye diye bir tane YouTuber. Zaten büyük bir YouTuber. Muhtemelen tanıyorsunuzdur YouTube'da takılıyorsanız.
Ben diyor dev bir örümcek gördüm diyor, onu anlatıyor. Şey, memuriyette ona inanmıyor tabii ki yani. Adamlar da tabii ki inanmıyor, diyor ki öyle bir şey olmaz, saçmalama falan yapıyorlar. Onları izledim önceden, Jacksepticeye olunca. Elektriği şimdi ne yöne vermem gerekiyor? Buraya. Buradan bir elektrik daha alabiliyoruz. Tamam, bunu buraya vereceğim. Yanlışlıkla doğru yapmış oldum. Bunu da alıp buraya vereceğim. Sonra araba iteceğiz. Araba zaten kendi gidiyor ondan sonra. Ha tamam, çok kolaymış. Ulan en başta kolay yerde zorlandım. Zor yerde direkt yapmış oldum. Geleceğin gücü. Ha, bunu çekmem gerekiyor. Kendi gitmiyor. Ya bunu kırmak için bunu kullanmamız gerekmesi biraz rezillik yani bence. Bir saattir kayıt alıyorum bence. Şu an bir saat oldu. Video kaç dakika oldu bilmiyorum ama. Bunu ben de kırabilirdim. Hala o konuda haklı olduğumu düşünüyorum. Tren gitti, ben buradan gideceğim. Herhalde aşağı atlayacağım. Oha, oha. Ne kadar derinmiş. Gelişim anahtardır. Öldün mü ya? Ölünce bu yazılar geliyordu. Ölümü unutabiliriz. Nasıl unutuyoruz ölümü? Öldüm galiba. Oradan düşmemem mi gerekiyordu? Aa, oradan düşmemem gerekiyormuş. Neyse ki çok geri almadı yani. Bu bulmacayı baştan yapmam gerekmedi. Ben oradan atlayacağız gibi düşünmüştüm. Yanlış düşünmüşüm. Yanlış düşünmek benim işim zaten. Demek ki oradan atlayacağım. Benim hatam değil o zaman. Oyun az önce beni kendi gönderdi bu hiçliğe doğru. Pislik seni. Benim hatam yok ki. Bak, yerler kırılıyor. Niyeyse gördünüz mü? Gölgeler bozuluyor. Neden bilmiyorum. Ekstradan grab pack bulmak için bu. Yani sırtımıza takılı olan, el attığımız aletin adı grab pack. Oradan bir tane daha alabiliyormuşuz. İnsan alır yani fazladan kullanmalık. Tekrardan ana yere gelmiş olduk. Üçüncü oyunu oynamaya da hazırız. Ve üçüncü oyunda galiba en zor olan olacak. Çevikliğimizi ölçüyor bu oyunda. Ve ben hiç çevik biri değilim abi. Sen daha önce oynadın mı bu oyunu ya? Çok iyisin bunda. Tutamıyorum biz. Zaten tutacak yer var gibi duruyor da. Son kez merdivenlerden aşağı in. Umarım bugün eğlenmişsindir oyun istasyonunda. Çok eğlendiğimi söyleyemem. Özellikle Hagi Wagi kısmı acayip canımı sıktı. Şey, Waka Hagi miydi? Haga Wagi neydi lan adı? Waka Wagi. Bu niye ben çekiyorum? Diğerlerini ben çekmemiştim. Bıraksam açılacak mı? Yeter bana o kadar aralık. Ya tamamını açalım hadi, tamam, ağlama ya. Sanki neye lazımsa tamam, yeşil yandı. Herhalde oyun açılmayacaktı az önce. Kırmızı yanıyordu çünkü. Şu yarı tırtıl, yarı köpek olan şeyle tanışacağız galiba, yaratıkla. Buradan da yer var ama. Burada bir şey yok, bu taraftan gidelim. Yine bulmaca, yine o. Bugün benimle oynamak ister misin? Böyle. Ha, öyle bir şey yapmama gerek yok diyorsun. Bunu yapman lazım diyorsun. Bunlar niye var? Ha, buna tutunabilmem için varmış bu. Gidemiyormuşum orada. O zaman elektriği alıp buralardan dolayıp buradan yukarı çıkıp yukarı çıkınca elektrik şey gidiyor ki. Yukarı çıkabiliyor muyuz? Bundan yukarı çıkamıyoruz ki. Bir dakika, bunu alıp buraya veriyorum. Buraya çıkıp burayı tutuyorum. Tutamadım, beceremedim. Ya of. Bunu elektriği alıp buraya veriyorsun. Yukarı çıkıyorsun. Ellerin hitbox o kadar kötü ki. Bak, tutmuş bu sefer de tuttuğunu fark etmedim. İlk orayı tutacağız. Bu elle tut, orayı çek. Bu elle buraya bağla. Sol eli buraya bağla. Tamam.
Bunu buraya at. Yukarı çıktığım zaman ne yandı bilmiyorum ama bir şeylerin elektriği yandı. Bir geri dönelim. Bir oraları gezelim. Olmadı editte keseceğim çok yanlış şeyler yapıyorsam. Ha, doğru şey yapmışım zaten. Tamam, kapı açılıyormuş. Benim kapıya gelmem gerekiyormuş. En çok istemediğim oyuna geldik. Kapı kapanıyor arkamdan. Tabii ki. Tabii ki. Welcome to Statues. Heykellere hoş geldiniz. Bu sizin fiziksel yeteneklerinizi ölçmek için yapılmış bir kurs, etkinlik alanıdır işte. Kurs demek değil. Parkur demek. Beynim durdu arkadaşlar. Beynim durdu. Gerçekten beynim kalmadı. Müzik çalıyorken ışıklar yerken hareket etmeyeceğiz. Işık yokken hareket edeceğiz. Bak yaratık geliyor, gördünüz mü? Bu bizi yakalarsa testi bitti demek. Ya bu en uzun sürecek şey bence. Çünkü ben bunu çok yanlış yapacağım gibi hissediyorum. Çünkü elle henüz doğru düz bir şey beceremedim. Şimdi başlıyoruz müzik oyununa. Mami de geldi. Hadi hadi. Anlamıyorum ki, ses çok az geliyor. Çok açarsam jump scare'ler de bu sefer yerimde duramıyorum. Yine başarısız olursan öleceksin diyor. Başarısızsan trenin son parçasını alacaksın. Tren biletinin son parçasını. Trenin nasıl çalışacağını bize o sayede anlatacak. O sayede buradan basıp gidebileceğiz inşallah. Bunlar eva oluyor herhalde. Bunlarla craft yapabilirsiniz. Tabii renkli olması hoş değil ama. Gündüz olunca hareket etmeyeceğiz. Gece hareket edebiliyoruz. Tamam, birazcık payımız var. Kafamı oynatabiliyorum bir de. Bu müzik çok iğrenç ya. Duruyoruz. Geliyor gerizekalı o sırada. Hareket etmiyorum. Hareket etmedim be. Hareket etmedim. Kafaya bak ya. Aa, manyak bu. Korktum ya. Hareket ettim birazcık ama herhalde sayacak. Sallanınca da galiba sıkıntı çıkarıyor. Sallanmayacağız. Sallanmayacağım, tamam. Hadi. Bunu atabilirim. Sallanıyorum ya, gelecek galiba. Sallanıyorum. Sallanıyor abi. Sallanıyor, ben bir şey yapmıyorum bunda. Ya sallanmadım, dur ya. Of. Tamam da şu boruya gireceğim abi bu sefer. Şu boruya gireceğim bu sefer. Hadi. Hadi lütfen. Boruya girdim. Hard, medium, easy diyor. Easy'ye gireceğim abi. Zorla uğraşamam. Zaten zor. Durdum. Düz yoldur umarım ya. Sağlı solda gideceksen büyük sıkıntı. Yürüdüm ama hakkını helal et. Düz, kolay inşallah düz gitmelidir ya. Ama niye harda gireyim ki, onu anlamadım. Harda girmenin bir sebebi yok ki şu an mesela. Bir insan niye harda girer? Hala ben oradayım şu an. Acaba harda ne oluyordu? Belki de bir şey değişmiyordur. Belki de bir şey değişmiyordu. Ben boş yere şey yapıyorum, düşünüyorum. Lütfen bir checkpoint olsun bunun. Herhalde aşağı düşmemem lazım ha. Ben düşmeyeyim de garanti aldım şimdi. Düştüm. Düştüm ama ilerleyebiliyorum. Düştüm ama ilerleyebiliyorum. O yüzden sıkıntı yok. Bu ne abi? Şey mi oynuyoruz? Neydi? Ninja Warrior. Lütfen daha fazla engel olmasın. Hadi. Kazandın mı? Kazanmadım. Bitmedi çünkü. Daha gidiyoruz. Üzerine atlayamıyorum ki daha parçanın ya. Ben çok uzaktayım senden. O kadar uzakta değilmişim. Abi. Sonra. Bitti burada yol. Şuraya gideceğiz. Anca fark ettim.
Tutunacak yer var orada. Hadi. Hadi. Hadi lütfen olsun. Oh tamam, oyun biraz bizi yönlendirdi ama olsun. Çıkmaz yola gidiyordu yani, tuzaktı bu. Her türlü ölecektik abi oraya gitseydik. Bizi kandırıyor Mami. Mami Long Lake ya da Pagger Pillar. Kapı açılmıyor ama. O şeyin gitmesini mi bekleyeceğiz yoksa başka bir yoldan ilerlemem mi gerekiyor? Buradan gidemiyorum. Onun gidişini mi bekleyeceğim ya da? Fark ettim ki burada bir çukur varmış abi. Galiba çukura atlayacağım. Evet, çukura atladım. Çukura atladım, karşıya doğru gidiyorum. Boş yere beklemişim orada ya. Az daha aşağı düşüyordum yine beceremeyip. Kazandım Mami, ne oldu, kaldın öyle. Hile yapmana rağmen kazandım üstelik. Galiba buradan yukarı gidiyorum. Ne oyuncak fabrikasıymış be. Burada Mami Long Ling'in kocasını görüyoruz bir de. Nerede geliyorsun karşıma? Oyunları kazandık, çıldıracağını düşünüyorum ben burada. Nasıl kazanırsın oyunları? Vırırır yapacak. Alice Angel bizi hatırlarsanız Chapter 3'te bende de görev yaptırıyordu. Görevleri bitirince "Aa, nasıl bitirsin görevleri" falan diye çıldırıyordu. Ben şu an karşımda çıkmasını bekliyorum o yüzden. Nasıl oyun alanından ayrılırsın gibi kızacak bize. Çıkmaz yol. Nasıl çıkmaz yol ya? Yukarı gidebiliyor olmam lazım sanki bir yerden ama. Yok, çıkmaz yol. Ha, buradan gideceğim, tamam. Yine klasik korku şeyi burada mı olacak, kovalama sahnesi? Çıkmaz yol. Hadi Mami, gel beni korkut. Anacığım. Böyle yukarı çıktığımız bir yerde bir jumpscare güzel olabilirdi. Yukarı çıkarken böyle birden karşımıza çıksa. Sadece yetkili personel girebilir. Girdim, ne oldu? Allah Allah. Ben de yetkili personelim çünkü. Açın. O zaman bir şey parlıyor orada sanki, göz gibi. Benim ellerimin parlaması mı o? Alakası çünkü çok yakınım kapıya. O kadar küçük bir gölge manasız. Yine bir yere geldik. Galiba Game Station'a geri dönebilmek için önce yolu açmam gerekiyor. Bu ne yapıyor? Tamam, madem ayarladık yolu öyle, o şekilde gidelim abi. Ya muhtemelen karşıya gitmeden önce sağa sola gidip bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ben öyle tek seferde gidebileceğimizi zannetmiyorum. Buraya oyuncak koymam gerekiyor gidebilmek. Tamam, önce bu tarafa gideceğiz o zaman. Atlayabilirim aslında ben bu boşluğu, biliyor musunuz? Duvar varmış arada. Görünmez duvar koymuşlar. Çok ucuz, çok dandik bir yöntem bu. Biraz daha uzun yapın abi. Ölümden daha kötü kaderler var. Mesela oyuncak olup milleti öldürmek gibi. Ayağa kalk. Her şeyi de oyun yapmasalarmış keşke be. Her şeyi de oyun olmasaymış şu Puppy şey Playtime Company'de. Puppy Playtime'da diyesim geliyor hep de, şirketten bahsediyorum. Su işlerine doğru gidiyoruz. Yine bir şey bulduk. Konuşuyor. Buradan oyuncak bulacağız. Tamam, al şunu hemen. Oyuncak işte abi, al şunu hemen. Ya var işte ya. Oyuncaklar buradan yukarı gidiyor. Bu tarafa dönderdik. Böyle gidiyor. Kolu çektiğim sürece ben yukarı gidiyorum. Oyuncağı takip edeceğim. Yanlış yöne gidiyorsunuz. Bu tarafa dönün. Biraz daha yukarı çıkalım. Yine yanlış yöne gidiyorsunuz. Bunu tutar mısın artık? Yine yanlış yöne gidiyor oyuncaklar. Yukarıya doğru yönlendirmeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Galiba burada da. Ha, evet, tamam. Aldım. Bu kadar mıydı yani? Bunun için mi yordunuz beni ya? Oha, aşağı çok hızlı iniyor. Bir de burayı tekrar ayarlaması var şimdi. Şak diye gidemiyoruz. Birazcık kolları çevireceğiz. Oyuncağı koydum. Tarayacak tabii ki oyuncağı. Abi bak, çıkanın gagası hali gerçekten ya. Bu kadar çakma olur yani. Yapmayın. Bu kadar da çakma yapmayın lütfen. Az çakma yapın. Birazcık rengini değiştirin en azından. Yine havalandırma boşluğu yeter abi. Ne havalandırmaymış? Her yere gidiyor. Her yere gidiyor havalandırma ya. Bura ne? Orayı açamıyorum. Burayı da açamıyorum. Gel, ben önce diğer tarafa gidip burayı açmanın bir yolunu bulmam gerekiyor. Orası çok kötü gözüküyor ha. Neyse ki orayla işimiz yok. Birazdan olur. Birazdan olur. Az önce gittiğim yer, şuradan geldim galiba. De böyle gidelim.
Biraz da bu tarafa gideyim bari. Çıkmaz yol. Arkasında ne var bilmiyorum. Biraz jumpscare az mı sanki bu bölümün? Chapter 2 uzun ama yani çok aşırı korkmadık şimdiye kadar. Sallanacak yer yapmışlar. Oyuncak at var. Aşağı düşürdüm. Elektriği açamıyorum. Buna değdi. Buna değdi. Galiba şimdi açabiliyoruz. Yo, yine yetmiyor. Nereye götüreceğim bu elektriği abi? Hemen kapanıyorsun. Belki de karşıya tekrar atlamam gerekiyor. Kendi geri yukarı çıkabilir miyim? Hayır. He, buna değmemesi lazım. Bak, yeni fark ettim. Buna deyince üstteki kapanıyor. Tamam, böyle yapacağız. Bunu buraya koyarsam bura açıldı. Artık buradan buraya hızlıca geçebiliyorum. Peki bu ne anlama geliyor benim için? Ha, buraya girebiliyorum. Hayır, buraya zaten girdim. Kapanıyor mu bir süre sonra? Bir süre sonra kapanıyor mu? Nereden gideceğim ki? Buraya değil. Buraya değeceğim. Niye olmuyor abi, işte kapı için. Belki de önce buna, sonra buna, sonra ona değeceğim. Heh, şimdi oldu. Kapıyı açmak için ne uğraştık be? Ha, kapıyı açmak için de uğraşmamışız. Başka bir şey uğraşmışız. Yan tarafa elektrik verdik. Tekerlekli sandalye var. Tekerlekli sandalye bende de vardı. Yoksa bu bir. Yan tarafa elektrik gitti de ne işime yaradı? Peki hala geçemiyorum ben oraya. Allah Allah. Belki de buradan gidip bir yerden döneceğiz. Evet, bura galiba açıldı. Abi, aşağı düşmeye korktum biliyor musunuz? Hiç beklemedim çünkü düşmeyi. Tam da açmıştım ya. Abi ne yapıyorsun gerizekalı ya? Hile yapmadım. Sen beceriksizsin. Gözüne vur, gözüne vur, gözüne vur. Bir oyun daha oynayacağız. Saklambaç oynayacağız. Saymaya başladı, saymaya başladı. Saklanmam gerekiyor, saklanmam gerekiyor, saklanmam gerekiyor. Nereye saklanacağız, nereye saklanacağız, nereye saklanacağız? Bir yer vardır, oyun mutlaka bunu düşünmüştür ya. Düşünmemişim saklanacağım yer oyun ya. Gelecek diye yakalayacak beni. Direkt. Ya Mami ile saklambaç oynamak istemiyorum ben ya. Şuradan çıkalım. Buradan galiba geçeceğim. Evet. Yeni fark ettim, geçeceğim. Boş yere dolandım. Mami yakalayamıyormuş demek ki bizi zaten. Buradan da geçeceğim. Mami zaten beni bulamayacak. Bir kastı orada nedense. Buradan aşağı atlayacağım. Daha da Mami beni bulamaz bence. O kadar uzaklaştım ki. Muhtemelen bulacak ya. Ben buraların senaryo yolu olduğunu düşünüyorum. Yani baksanıza, belli bir yoldan gidebiliyoruz. O zaman bir noktada karşıma çıkacaksın. Kol var burada. Hey. Bulduk, kaç vakit oldu. Gelecek misin Mami? Gel. Ya alamadım. Toplanabilir vardı orada. Nereden geliyorsun? Kapı açılıyor mu? Çok yavaşça açılıyor. Ay, hadi gel artık. Gel Mami, gel. Bekliyorum. Sadece görevliler girebilir. Ben görevliyim. Açın. Burada çıkabileceğim bir yer var. Gel bak. Kolları hangi tarafa çekmem gerektiğini söylüyor bak. Kırmızı 1, mavi 2. Kırmızı 1, mavi 2. 3 ne? Yeşil 3. Kırmızı, mavi, yeşil. Mavi, yeşil, sarı. Kapı açıldı. O zaman gidebilirim buradan. Neredesin Mami? Hadi, her an onu bekliyorum. Onu özlüyorum. Onu görmek istiyorum. Hadi gel. Geldin, evet. Pislik, biliyordum geleceğini. Beni kovalıyor, beni kovalıyor. Ve tuhaf sesler çıkartıyor nedense. Şuradan çıkarsam buradan kaçılıyor diye hatırlıyorum. Üstüne atacağım, Mami'yi öldüreceğim.
ya. Yakalayamadın ki. Uzaktaydım senden. Tamam, kapının açıldığı yerden alıyor. Güzel yerden alıyormuş en azından. Orada herhalde sabit duracağım bayağı bir süre ya Mami'den. Şuradan Mami inecek yukarıdan. Tam her yerini ezberledim bile yani. Güle güle geliyor. Burada bekleyeceksin Yılmaz. Müzik gidecek herhalde, onu bekleyeceğiz. Müziğin gitmesini bekleyeceğim. Ben oradan gideceğim ya. Oradan geldi sonuçta. Oraya doğru beni kovalayamaz. Aynı yerden bir daha çıkmaz herhalde. Evet, aynı yerden bir daha çıkmadı. Şuradan atlamıştı üstümüze. Bir daha elektrik. Şurayı bir açalım. Ne burası bilmiyorum bu arada. Galiba... Ocak gibi bir yer. Bir şey aldım, ne olduğunu bilmiyorum. Elektrik göremiyorum buraya. Yukarıya çıkalım ben. Bulduğum şeyi buraya takabilir miyim? Evet. Neden taktığımı bilmiyorum ama hala. Sonra? Bir şey olmadı. Ha, elektrik geldi. Elektriği ver, elektriği. Buraya al. Oha, yandı. Aa, Mami burada yakacak mıyız yoksa? Olabilir bak. Ben oraya gitsem ölür müyüm? Elektrik gidiyor. Buraya key koymuş, kalıp koymuşuz oraya. O zaman burada yeni bir dişli oluşmuş olmuş. Ya tamam, ben malzeme de koyacağız diye bekliyorum bu arada. Bu nereye takacağız? Dişli bulduk ama nereye takacağız dişli? Buraya mı? Evet, buraya. Kolu çekeceğim. Mami geldi. Kesin şurada saklanacağım bir kere ya. Ben bekliyorum böyle bir şey. İlerleyelim, Mami gelince oraya kaçacağız. Yani %80 eminim. Evet. Aa, geliyor. Boş yere yapmazlar ha böyle bir detayı. Lan kapan lan. Geçiyor mu? Göremiyorum. Göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Nasıl cam sikir? Kapı kapalı. Nasıl cam sikir? Bir dakika. Tekrardan yaptım. Bakalım bir daha. Ben orada saklanacağından eminim abi. Buradan geçmemize izin vermez kadın yani. Orada bekliyor. Burada en saklanılacak yerde orası yani. Kapıdan içeri girmez herhalde bir kere daha. Biraz daha geri gidelim deriz. Evet, daha buraya gelmiyor. Bak gidiyor. Tamam, tamam. Doğru yaptık ya. Doğru yaptık. Ben doğru yaptım. Zaten biliyorum. Oyun yanlış yaptı az önce. Kapının içinden geçirdi ya Mami'yi. Beni bulma hırsıyla fizik kurallarını hiçe saydı. Geliyor. Bir daha mı geliyorsun? Gelmemen gerekiyordu. Bitmişti. Nereden gideceğimi bilmiyorum. Evet, şimdi ağlar var. Gitmemiz gereken yönü belli ediyor. Kaslı bir hamile var ya. Aşağı düşeceğim galiba. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Ya oyun madem benden en optimal şekilde şey yapmamı istiyor. Şöyle yaparım ben de. Buradan direkt kaçmaya başlarım. Yani kolu mümkün olunca uzaktan çektim. Birazcık zamanım olduğuna inanmak istiyorum. Tamam, ne olduğunu çözdük en azından yani. Bu önemli bir başlık bizim için, bir adımdı. Arkama bile bakamıyorum. Hep bir kovalama sahnesi, hep bir kovalamaca. Yana bakma bile çünkü orada bir şey yok. Yavaş çıkıyor, yapacağım bir şey yok. Bu yani en azı çıktı hızı. Buradan mı? Buradan gideceğim galiba. Hayır. Aşağı atladım salak gibi. Sağdan gidecekmiş. Sağa döneceksin Yılmaz. Bu sefer yanlış yapma, çok oyalandım zaten. Koşuyoruz, 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 koşuyoruz. Delik var. Delikten atlayacağım galiba.
Buradan kaçacağım. Kaçan diyorum. Kol var, kolu çekelim. Kapı açıldı. Okey, okey, okey. Tamam, tamam. Kurtulduk. Tamam, bitti, 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 bitti. Of! Vallahi ne kovalamacaydı ya. Güzel kovalamaca yapmışlar ama. Gerçekten şeyini hissettim yani. Korkunçluğunu. Kapıya elimi sürmem gerekiyor galiba bir de. Abi geliyor. Açıl, açıl, açıl. Açıl, açıl. Cam altından geç, cam altından geç. Cam altından geç. Gel bakalım, al, al. Kaldın mı böyle? Kaldırsın böyle. Abi çok acı çığlık atıyor be. Çok acı çığlık atıyor be. Sen ne yaptın? Beni onun bir parçası yaptın. Bunu bana yapamazsın. Kanak değil. Hala gülüyor ama bak mutlu. Oraya gidemiyorum. Abi o ne ya? Tam FNAF'a doğru gidiyorsunuz siz. Bak üzerinde kemik var onun. Tutsana el at ya. Ya atamıyorum. Bari sinematik yapsaydın o zaman. Hiç yürüyemeseydim buradan. Aldı götürdü. Her neyse bu parça. Prototype diyorlar ona galiba. Prototip. Buradaki oyuncaklar öldükçe onları alıp onlarla kendini daha da güçlendiriyor galiba. Artık gidebilir miyiz ayrıca buradan? Başka bir şey yapmama gerek var mı? Mami'nin de sonunu getirmiş olduk ya. Sonunda var ya. 2 saattir oyun oynuyorum. İnşallah ama 1 saat sürmeyecek bunun bölümü. Buradan gideceğim galiba. Zaten tek yol. Kapı açılmıyor. Önde pislikler var. Kaset takacağım bir yer vardı ama kaseti hiç bu sefer göremedim de. Birkaç kez de gördüm. Yerini biliyordum, almadım. Ha, kapı açılıyormuş. PlayStation'a geri geldik. PlayStation değil, GameStation. PlayStation koyamazlardı çünkü telif yani. GameStation kocaman harflerle. Yine oyuncaklar burada örümcek ağına asılmış şekilde duruyor. Mami'nin yaptığı bir şey cezalandırma yöntemi sanırım o da. Kırmızı ışık her zaman gideceğim yeri gösteriyor bana. Ben her zaman kırmızı ışığa doğru gidiyorum. Poppy burada. Ne bulduk? Ha, son parçasını da bulmuş olduk tren kodunun. Evet, bir şey demeyecek misin Poppy? Öldürdün mü onu? Güzel. Trene doğru gidelim o zaman. Aşağı atlasam ne olur ya? Ya inemiyorum ki. Ha tamam, kaydıraktan ineceğiz galiba. Işık yanıyor zaten. Poppy neşeliydi şimdiye kadar. Bize yardımcı olmaya çalışıyordu. Mami öldükten sonra birazcık daha böyle. Onu öldürdün mü? Çok iyi falan diye konuşmaya başladı. Yani Poppy'de de bir sıkıntı var şu an. Poppy ayrıca kesinlikle LoL'de Poppy diye bir karakter var biliyorsunuz. Onun Ragdoll Poppy diye bir kostümü var. Bez bebek Poppy. Aynısı abi. Aynısı. Hatta şu an ekrana bir resmini koydum. Tren koduna bak. He, bu değişiyor. Onlara göre bulacağız. İnşallah doğru tahmin ediyorumdur. Böyle değil. Bu mu doğrusu? Bendeki tren kodunun başında şey var. Değiştir yerine. Tamam bu. Bu doğru. Tamam. Böyle olacaklar. Renk olarak da kırmızı, sarı, kırmızı, mavi. Kırmızı zaten bu. Sarı. Bu zaten kırmızıydı. Sarı, mavi olacak bu. Sayı olarak da 1, 3, 2, 4 gidecek. 1, 3, 2, 4. Sonunda. Bunu çekiyoruz. Gidiyor tren galiba. Çuf çuf. Hadi gidelim şuradan. Poppy nerede? Hep bir kenarda Poppy'yi görmek isterdim. Bu da oyunun son kısmı. Ya chapter 2 güzeldi. Geniş geniş güzel yapmışlar ama fazla geniş yapmışlar sanki yani. Oyunlar için en azından birazcık koşturmasaydık. Bulmacaları güzeldi. Sadece ben uzunluğundan biraz şikayet ediyorum. Çok uzundu. Ben 2 saattir oynuyorum. 20 liraya değer mi? Değmez. Hala değmez. 10 lira bence idealdi ama güzel oyun ya. Karakterler falan güzel. Ya, FNAF bendi çakması olduğunu düşünmezseniz. Ki çakma olduğunu düşünmeyin çünkü zaten bu şey çok jenerik bir olay. Masumane şeylerin birden şeytanileşmesi olayı çok yapıldı. Onlar da yani ilk yapan değil. FNAF galiba ilk yaptı. Ondan sonra her yapan çakma yapmış oluyor. Oyun güzel. Öneririm oynamanızı. Umarım eğlenmişsinizdir benden izlerken de. Son kısmı da görelim. Bitirelim. Uzun zamandır o kutunun içindeydim. Sense mükemmelsin. Seni kaybetmek mümkün değil. Üzgünüm. Gitmene izin veremem. Bak, sol tarafa gidiyorduk, sağa döndü her bir treni. Do you know how long I've been stuck in that case? Well,
Orada o kadar çok uzun zaman kaldım ki hani artık bir daha gitmek istemiyorum. Ve yapmak istediğim çok fazla şey var. Ve her ne gerekliyse senin onu yapabileceğinden eminim. Bugün gördüğü yeteneklerimizi. Korkunç şeyler oldu bugün. Ama sana ne zaman ihtiyacım olacağını bilemiyorum. Poppy'yi görsem daha etkili olabilirdi bu sahne sanki. Çekemiyorum bu kolu. Belki iki el atmam gerekiyordu. Yok. Bu. Treni atlayabiliyor muyum? Hadi. Chapter 3'ün kötü karakteri acaba o gözüken el mi olacak prototip dedikleri? Her ölen yaratığı alıp kendini daha da güçlendiren. Ya da Poppy mi olacak direkt? Poppy şimdiden kendini kötü gösterdi. Ben Poppy'nin iyi olmasını isterdim. Poppy iyi bir karakter olup bize yardımcı olsa daha güzel olurdu. Düğmeye bastım. Düğmeye basacağım galiba. Bir şey kırmızı yanıyorsa ona dokunuyorum. Durduramıyorum. Hı, şimdi yandı. Kollar ne kadar saçma hareket ediyor. Trenin keke çevrende bir şeyler görseydik belki bir sonraki chapter için belki bir ipucu. Hareket edemiyorum. Çekemiyorum kolu daha fazla. Çekemiyorum kolu. Öldük mü? Chapter 2'yi de burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Ben bayağı beğendim. Umarım siz de benden izlemekten eğlenmişsinizdir. Umarım alıp oynarsınız çünkü oyun güzel. Her ne kadar yapımcıları sıkıntılı insanlar olsa da oyun o kadar da kötü değil. Chapter 3 çıktığı zaman devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.